Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Cemil Ünder, şeker hastalığının başlaması ve midesinde ağrı şikayetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümüne başvurdu. Burada gerekli muayene ve incelemeleri yapan doktorlar, Ünder'in karın arka duvarında devasa bir kitleyle karşılaştı. Yumuşak doku tümörü olduğu tespit edilen kitlenin 35'e 30 cm ebatlarında ve yaklaşık 6 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanı operatör doktor Orhan Kalaycı ile genel cerrahi uzmanı doktor Uğur Durukan tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda hasta sağlığına kavuştu. Karnından çıkan büyük kitlenin kendisini şaşırttığını dile getiren Cemil Ünder şunları söyledi. Şeker hastalığı başladı. Yani zayıfladım. Kollarım, bacaklarım zayıfladı. Doktora çıktım. İşte onlar da bizi bu tarafa yönlendirdiler. Karnımda büyük bir kitle çıktı. Şikayetim şöyle bir sancı vardı. Bazen ara sıra böyle kaya gibi oluyordu, taş gibi oluyordu midem. Büyük abdestimi yapamıyordum. Gaz şikayetim ona keza. Çıkarılan kitlenin devasa boyutta olduğunu ve sorunsuz bir ameliyat geçirdiklerini kaydeden genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanı operatör doktor Orhan Kalaycı, daha önce defalarca bu ameliyatlardan yapmamıza rağmen bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkarttık dedi. Çapında devasa bir kitleyle karşılaştık. Kitleyi çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunda radyolojik incelemelerde bulunduk ve bu çıkarılabileceği konusunda fikir sahibi olduk. Hastaya ameliyatla ilgili detaylıca bilgi verildi. Bu ameliyatın riskleri kanama, bağırsağının dışarı çıkarılması ya da tahmin edemeyeceğimiz karın arka duvarında böbrek ve idrar yollarıyla olan ilişkisi kendisine izah edildi. Hastamız da bize güvenerek ve inanarak ameliyatı kabul ederek biz de hastamızı ameliyata aldık. Ameliyat sırasında yaklaşık 5,5-6 kilo civarında 35 çarpı 30 santim ebatlarında karın arka duvarından kaynaklanan devasa bir kitle mevcut idi. Kitleyi çok şükür herhangi bir sorun olmadan ve diğer çevre organlarda bir yaralanma meydana gelmeden çıkarabildik. Ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntımız olmadı. Hastamız sağlıklı bir şekilde ameliyatın yaklaşık 7. 8. gününde taburcu oldu. Patolojik olarak şu anda ortaya çıkan durum, hastanın patolojik tanısı liposarkom dediğimiz yumuşak doku tümör grubunda. Bu yumuşak doku tümörlerinin maalesef ileriye dönük tekrarlama riski çok yüksek. O yüzden ilk ameliyatta cerrahın yapabileceğinin en iyisini yapıp geride doku bırakmaması gerekiyor. Bundan sonraki aşamalarda hastamız ışın tedavisi alacak ve takiplerimize devam edeceğiz.